kitabınızda kimler derler? Davutlar derler. Davutlar. Peki. Aşağı şehirdeki obanız neydi? Meydan Mahallesi. Meydan Mahallesi. Peki. Başka yere gittiniz mi? Sonra Besliğe döndünüz. Peki. Neden döndün acaba? Ya işte İstanbul'da ben de zaten malum hani heykelleri geçmiş sıkıntısı. Bunların yüzünden geldik mesela. Orada olan abi olsaydı buraya gelmezdim zaten ben. Tamam. Peki senden de sorayım. Bu Besliğe'den neden geçtik İstanbul'a çıkıyor diyor. Bu halk neden geçti acaba? Sen genç olan neden? İstihatı olmamasından. Memleketimiz zaten bu olana olsa hiç kimse buradan geçmez. Orta böyle fazla kazıyor veya da buraya atölyeyle bulursa silahlar, üç silah buradan gitmez. Orta kendi halinde kendi işini yapalım yani gitmezlerdir. Peki şöyle bir şey sorayım. Bu Beşliler'in sanat değişmeleri bu neye bağlıyorsun sen? Herkes mesela kunduracı başkişe gidiyor, berber kalkıyor, bir dokumacılık yapıyor. Bu Beşliler bu karışık işlere atılganlığı neden? Vallahi şimdi değil mi? Bizim asa mesela dokumacılık ayakkabıyız. Bizim Beşli'de en başta gelen bir meslek bu. Bunu çok çağrılı olarak yapıyorlar bunu. Görüşmeyi yarasa yapıyorlar. Peki, bu sen Besliğin olarak, genç olarak, sen olsaydın eskiden, Besliği nereye kurardın? Besliği ben Dayargın'a kurardım. Efendim özürlüğe, Derizikay'a kurardım. Besliğe yerleşim planı zaten yoktu. Oynar, çürük yerler, heyran olmuş. Yani Besliğe yerleşimi iyi değil. Yani yanlış kurulduğundan? Evet. 3-4 sene ben milyar bir kuruya kurmuş herhalde sonra gelmiş, kurmuş, oturuyorum. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Size Besliğe'de lağabınıza kimler geldi? Tabut çıkmı geldi. Tabut çıkmı. Evet. Peki, sen bu mesleğe ne zaman atıldın, daha evvel mesleğin neydi? Besliğe'de özgeçmişi bir anlık. En kısa dokumacıydım ben aşağı seyirde. 15 sene benim de bir anlık. Evet. Aşağı seyirde. Yani isimli bir esnafım ben. Evet, tanıyorum. Tabut çıkmı denilen lağabımanı. Evet. Evet, sonra... Sonradan 25 sene önce onunla gittim. Peki, senin dışarıya gitmek böyle bir aklından geçtin, hiç bir yerlere gittin mi? Yok, satış, masaj. Satışa gittim, her tarafı. Samsun'a gittim, Erzurum'a gittim. Bilmem ne gezmedim, yer var. Bu Besliğe böyle atılganlığıyla gezerek, dolaşarak birçok yerde de tutundular. Şimdi eskiden derlerdi ki dışarı gidene sütüne yazdığı yorgan demiş adam olmaz. Ya bir de bakıyor ki bu yanlış. Sen ne dersin? Yanlış. Allah. O elbet Allah'ın mezarı. Evet. Yani rüzgünü arayana Allah yardım ediyor. Tabii, tabii. Peki bu şehirde niye geçtiler bunlar ya? Şu nedir senin fikrin ne? Yani çoğu 500 parası olunca oldum ben. Abi şimdi ben meşekte kalmış oturlardı. Daha mağazam. Para sahibi onlar. Memleketimiz daha fazla yerler. Evet. Bugün bizim memleketimizde yukarıda olmadık gibi yerimiz yok. Evet. İstanbul'da, Samsun'da, efendim, Adana'da, Antep'te, Uşak'ta adamlar. Evet. Yani hepsi de çalışkan. Hepsi çalışkan. Evet. Bu Besliğe, bu atılganlığı neden? Mesela bir insan bir Mahmut Çekçek. Mesela Bekir Çekçek, ben tanıdığım kişiler, tabii, bunlar kasap. Osmanlılara eskiden Karpuz'un oğlu Sıkoğun oğlu bunlar. Evet. Hem daha eğitimli. Evet. Bunun babası Katıncı. Evet. Peki bu atılganlık nereden geliyor yani? Bu atılganlık nereden geliyor? Tanıkkanlık. Nasıl adamı? Hem sizden ben bir tanıkkan, şimdi sizden yeni yetenler bir tanıkkan diyor. Eskiden tanıkkan. Evet. Bunlar hep tanıkkanlıklar yerine gelmez. Şimdi bir
biliyorsun baobabları şöyle 5000 küsürün kalı her tarafı yemiyor şimdi. Şimdi Yunanlı'ya dönmüş. Bu neden? Bakın karışma bana. Ben yapayım. Yani şimdiki gençler memlekete hizmet vermiyor, bir ağaç dikmiyor. Dikmiş ağacı da kesiyorlar. Memleketi Yunanlı oldu. Çektim de aşağı aşağı da geldim. Peki bu camiler neden yıkıldı? Ne suçu vardı hamamın caminin durduğu yerde? Çökerdi, duvarı sağlam kalırdı. Yani camiyi aşağı içinde aşağı tahta olacağım. Kutunu yaparız ki biraz yapmamalı. Evet. Ben diyorum. Evet. Daha da halen duvarları duruyor. Peki bu şimdi bir dakika. Şimdi bu şehir Gayazı'na yeniden bir sanayi kurulsa 500 sene dükkan, 500 sene ev devlet teşvikiyle ben tahmin ediyorum halk işe o yere gelecek. Gelecek. Evet. Şimdi gelişi bayağıyla evet. Gayazı'na yapılacak öyle de var şimdi o adamlarımız geliyor. Evet. Ve geliyorlar bayağı. Evet. Şimdi bugünkü teşvik vatandaşı ürkütüyor. Faizsiz teşvik 20 sene bu vatandaş iş yapmalı, adam çalıştırmalı. Adamlar sokaktan işsizler bitti mi? Siz bu mesleğe kaç yılında atıldınız? Ben Cahnan Bey, ben 8 yaşından beri sevdim. 9 yaşından beri. 9 yaşından beri bu meslekte hiç dışarıya böyle çalışmaya falan gittiniz mi? İstanbul'a gittim, Ankara'da çalıştım, Antep'te çalıştım. Evet. Peki, bu 5 yıllar sonra size köşen de aşağı aşağı şey yapar. Ailece size eskiden ne denir, abiniz olarak? Uncular denir. Uncular. Hangi obada oturuyorsunuz? Kastoroğlu. Güzel. Peki, kaç çocuğunuz var? Bir tane. Bir tane. Üç tane. Peki. Şimdi, senden de sorayım. Bu, neden geçtik biz? Aşağı aşağı yıktık, geldik, bataklığa çıktık, buradan da duramadık. Başka ileride bir daha ev yaptık. Beşiklerin talihsizliği Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tane. Üç defa yer değiştik. Şimdi, her giden dışarıda kazandı, besinde yedi. Dışarıya gitti, kazandı, besinde yedi. Halbuki besinde demek ki dışarı gidene üstüne yadırgıyor kendimiz. Adam olmaz. Siz dışarı gittiniz. Bir şey öğrendiniz mi? Yani, vallahi sanat öğrendim. Ha. Bir değişiklik gördün. Tabii. Peki, şimdi sana sorayım. Bu aşağı aşağı neden yıkıldı? Senin bildiğin bir şekilde acaba niye yıkıldı? Neden bu eski tarihi yerler yıkıldı? Hadi evleri yıktık. Bu binalara Cumhuriyet'ten değil de padişahlar da önce yapılmış. Bu eserler millet malı. Yani Allah'ın yeri niye yıkıldı acaba? Şehirdeyken bir kötü düşmezken Beşli halkı gidince demek İslamiyet de gitti yıktılar cami. Halbuki bakmaları lazım. Bakmadan ki ben önce yıktım. Bunun tutulurdu gelmeseydi. Sana sorayım. Sen olsan bu şehri nereye kurardın? Ben de şimdi bu komisyon söyledim. Şehri geçen bir tarafa kurardım. Benim tarafına. Evet. Yok da bu Antep Dolu'nun üzerine. İki yeri kurardım. Bir de Gayar tarafına. Evet. Yani buraya kurmazdı. Hayır. Yani, burası seçilmemiş. Evet. Halkın istemediği halde tabii. Bir şey kurulmuş. Değerlerin ağlarını ki buna olmuş olur. Gelenin buraya bir kim verir. Değerlerin ağlarını açıyor tabii. Evet. Peki gençlere ne tavsiye vardı senin? Yeni yetenlere mesajın nedir? Mesela sen çıraklarına veya gelecekler nasıl çalıştınlar, ne yaptınlar? Valla şimdi sanatçı mı var?
kontrolü durması lazım. Ne diyor lan? Ya da şimdi zamanda sanat ve diyor ya, okuma eğilir. Valla, çünkü. Memur eğilir diyor. Sen esaslar eğilir diyor. Tamam. Esas esap eğilir. Buradan bilen memur arıyor. Peki, sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işler dilerim. Teşekkür ederim. Siz bu mesleğe nasıl başladınız? Daha evvel bir mesleğiniz var mıydı? Ben bu mesleğe 2 yıldır başladım. Evet. Esas mesleğim de öğretmenlik. Bu 2. Evet. Peki, aşağı şehri biliyor musun? Biraz hatırlarım. Ha. Obanızı biliyor musun? Hangi obada oturuyordun? Meydan mahallesinde oturuyordum. Evet. O meydan cami vardı, meydan obasında. Evet. O caminin yakında bir yer oluyordu. Peki, siz nerelerde öğretmenlik? Kısa geçmişinizi anlatır mısınız? Yani öğretmenlik hayatıyla, talebe hayatı nerede okudun? Şöyle, kısa özetin. İlkokulu, ortaokulu, öğretmen okulunu Besin okudum. Evet. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra da işte Besin'in yakın ilçeleri, Adıyaman'ın ilçeleri, Kahta'da, Araban'da, Mantep'in ilçesi, Besin'in yakın köylerinde, buralarda görev yaptım. Şu ana kadar da 16 yıllık hizmetim var. Peki, emekli misiniz? Yok değil. Ha, siz ek görev yaptınız. Ek görev. Peki, olur. Peki, sizden de soruyorum. Acaba bu dışarıya gidenler neden göç ettik ya? Şimdi durup dururken, hadi buraya yanlışlık diyelim de, buraya çıktıktan sonra genişledik, aşağı şehir dar dediler. Peki darız, bol attık. Buradan niye göçtük? Şimdi her şeyden önce bir defa sanayinin gelişmesi var. Bundan en etkili şey, unsur. Ham maddenin gerekli olan yatırımlar için ham maddenin ulaşımı olmaması, istihdam olmaması. Besin'de istihdamı olmaması dışarıya yöneltti. Biliyorsunuz Besin küçük eskiden beri yani çapına göre bir sanayi merkeziydi. Ayakkabıcılık olsun, deri üzerine olsun, dokuma sanayisi olsun. O zamana göre, önceki şeylere göre, duruma göre çok çok ileriydi. Fakat bunların gelişmesi için gerekli olan teknolojik gelişim Besin'e gelmemişti. Evet. Halbuki ki dışarı memleketleri de vardı, mesela büyük şehirler de vardı. Birdenbire böyle bir sanayi teknoloji şeyi gelişimi bunları işsiz bıraktı. Tekrar geri mesleklerini idare edebilmek için, devam ettirebilmek için olanaklar olan şehirlere gittiler. İstanbul, Adana, Antep, bunun gibi Uşak. Peki size soruyorum. Şimdi siz olsaydınız bu şehri nereye kurardınız? Sen fikriniz olarak. Ben buranın yetkili olsaydı nereye kurardınız? Valla şimdi yerleşim elverişli bir yer arardım. Mesela Keysun Ovası olabilirdi. Evet. Sonra bu taş ocağı denilen yer, yeni yerleşim yeri. Kayardı denilen yer. Evet. Yani biraz daha coğrafi olarak yerleşim elverişli olurdu yani. Evet. Seçeceğim yer. Şimdi Kayardı deyince yeri sağlam, bahçesinden, kuyu yeraltı suyundan, meyilli arazi oluşundan buradan 100.000 katlı farklıydı. Tabii, İkinci tabii. Fırsatta Dündar yazısını beyler daha evvel teklif etmişler. Buradaki arazisi olan kişiler buna tepki gösterip aslında vatandaş memleketin biz Asya'dan belli. Sovyetler Birliği araştırma yaptı. Akşabat. Şimdiki Türkmenistan'da evet, bizim evet. Atalarımız aslında Türkmen olduğunu biliyor muydunuz?
Tabii biliyoruz o mutlaka yani. O Asya'dan geldi. Biz hepimiz biliyoruz. 3500 yıl önce Türklerin keçe dokuduğu birçok kanıtlarıyla elde edildi. Çinlilere Türklerden yayılmıştır demir sanayi, yani teknoloji. Ama bizde ekme yetiştirme teknoloji şeyi yokmuş. Hayvancılık ileride olduğu için onun dokuma üzerinde sanayi olmuş. Biz besinler buraya baldır çıplak gelmedik. Atalarımız da Asya'dan belli getirdi. Savaş malzemesi, giyinme, kuşanma. Türklerde her şey yünden yapılırdı. Sarayı, köşkü, evi, ahırı. Onun için bizde sanat eskiden belli var. Değil mi? Tabii. Mesela şimdi şu besinin her tarafı kapalıydı. Ayakkabısını, boyasını, her şeyini kendisi, tuzdan başka her şeyi kendimiz üretiyorduk. Bugün herkes avuç açar olduk. Neden? İşte yanlış uygulama. Şimdi beyefendi, yani bu sadece Besni halkının bir kaderinde olan bir şey değildir. Yani Türkiye'de veya dünyada olan olaylardır yani şimdi. Evet, ama şimdi Türkiye'de bir göç mutlaka olacaktır. Evet. Yani bu istihdamı karşılayacak güce de sahip değil yani küçük İşte bir ülke. Hayır. Şimdi doğrusun da şimdi göçü her yerde yaptılar. Tabii her yerde yaşandı. Biz Besni'nin bir şey de. O da bir yanlışlık. Şimdi aslında devletin tutumu yani. Devlet eğer ekonomik yapısında geniş bir politika izleseydi veya da buna yetebilecek gücü olsaydı herhalde buradaki insanlar o kadar dağılmaz yani. Mutlaka kendi yerlerine kalır, kendi yerlerine yatırım yaparlardı. En azından bu kadar sefil, perişan olmazlardı. Biliyorsunuz yani bir büyük şehre göçün neler getirdiğini, uyumsuzluk, sonra yerleşimde çevredeki topluma uyum sağlayamama, yer bulup bulmama, bunların hepsi büyük bir problem oluyor. Yani bir kültür dengesizliği oluyor. Bunu sağlayana kadar da bir sürü zorluklarla karşılaşıyorlar. Evet, siz eğitimci olarak derler ki işte efendim din batan oluşuyor. Biliyorsunuz aşağı şehirde her mahallede 4-5 tane kadın hoca vardı. Kadınlarımızın hepsi eski yazı okurdu değil mi? Şimdi görüyorum aynı sistem yoktur. Peki neden bu kadar dini formüliteyle ele aldığımız haldeyken kadınlarımız şimdi okur azaldı bu kültür üzerinde? Bir şey... Dini kültür mü? Evet. Şimdi dini kültür bir defa her şeyden önce bak ilkokulda veriliyor. Evet. Bugün %90 kızlar okula geliyorlar. Dini kültürünü alıyorlar. İmam Hatip okulları açılmış. Bunlar İmam Hatip'te eğitiliyorlar. Evet. Yani şöyle arada böyle çağ dışı kalmış hocalardan eğitim almak istemiyorlar. Yani biz onu bir dini kültür saymıyoruz. Yani bu yerine getiriliyor. Aslında daha güzeliyle getiriliyor. Şimdi işte o günün şimdi ayak bağı oluyor. Yanlış eğitimin tabii bugün tabii ayak bağı oluyor. Tabii. Değil mi? Elbette muhakkak. Evet. Yani gerçekten şu durumda çok çok güzel bir dini eğitim söz konusu. Yayından, basından, okulundan daha etkin, daha gelişik. Evet. Fakat bu var. Çağ dışı olmaktan çıkarılmış. Evet. Mesela dini kadınlarımız başını örter, bilmem ne yapar, bir şey olur, bu olur diyorlar. Evet. Halbuki dinin bir vicdan hürriyeti olduğunu artık herkes biliyor. Rahatlıkla kavruyor, evet. Biliyor, ona göre hareket ediyor. Yani bunlar Besni'de çok çok güzel gelişen şeyler. Ayrıca biz bunu diğer ilçelerimizde, Türkiye'nin her yerinde de göremiyoruz yani bu demokratik yapıyı, Besni'de gördüğümüz yapıyı, laiklik yapısını da göremiyoruz. Göremiyoruz, çok evet. Muazzam gelişmiş. Evet. Bunun sebebi de bence çok eskilere dayanıyor. Besni halkının dışarıya gezip aydın oluşudur. Aydın oluşu, ticaretle uğraşması, yeniliklere açık olması, eğitim düzeyinin yüksek olması. Evet. Besni'de küçük bir çay ocağı, esnaf çay ocağı. Size Besni'de lağabınıza ne derler? Ata lağabınıza. Alaşlar. Evet. Sen hiç dışarıya gittin mi? Çalışma. Nereye? İstanbul'a. Antalya'ya gittim. Alanya'ya gittim. Çevre köylere geldim. Mesleğinize nasıl başladın? Yani ilk mesleğin bu mudur ya başka nelerle uğraştın? Yani şöyle kısa hayatını anlat. İlk mesleğim fırıncı. Evet. Fırıncılık yaptım. Buraya çalışmaya gittim. Peki, sermayen olsa fırıncılık, modern fırın verilse, bir teşvik olsa yapar mısın? Yaparım.
Hani kendi mesleğini yapayım diye. Peki sana da sorayım genç olarak, sen bu şehirden neden göç ediyoruz, neden hep dışarı gidip çalışmaya gidiyoruz? Acaba senin fikrin nedir? Şimdi bana hakikaten iş imkanları fazla yok. Evet. Bizim ileri gelen zenginlerimiz bütün yatırımlarını dışarıya yapıyor. Evet. Bu memlekette çevreden gelen fakir fukara hepsi. Evet. Köylü. O bakımdan yani fazla giriş çıkış olmadan memleket gelişmiyor. Evet. Biz de dışarıya gitmiş olduğu zaman. Sadece çevre halkının alışverişi de bu gibi şartlarda tatmin etmiyor. Evet. Sadece karın doyuyor. Sadece burada bir geçim. Hepsi başka bir şey yok. Peki. Bu acaba neden oluyor bu şey bu göçlerden sonra diyelim yanlışlık neden geldi bu? Yani senin fikrinde duyduğun neden bu yanlışlık dışarıya para yatırıyorlar da beş niye yatırmıyorlar? Mesela diyelim ki bir site yapacak. Rahat Bey bir fabrika kuracak. Niye besleye kurmuyorlar da dışarıda kuruyorlar? Acaba bu yer sorunu mu yoksa pazar sorunu mu? Yer sorunlarımız da çok. Yer sorunlarımız da çok. Bir de devamlı ileri gelen büyük esnaflarımız dışarıya gidiyorlar. Dışarıya gidiyorlar. Hepsi akın yapıyorlar. Evet. Dışarıda adamlar daha çok iş yapıyor. Daha iyi iş yapıyor. Memlekete giriş çıkış yok. Yer de yok. En kötü dükkan aylığı yeri 500 bin lira. Burada? Evet. Ev aylıkları 600 bin lira, 700 bin lira. Hani sorun şu. Reci ya. Şey olmuyor. Şu halde biz çalışsak da şeyin üstesinden gelemiyoruz. Yani bu bir besinin kazancıyla burada 500 bin lira aylık çok fazla. Çok fazla. Ben İzmir'de 500 bin lira kral yerde yani. Kira. Valla şimdi siz buradan bir ev alacak olsanız 500 bin lira tutamazsınız. Allah Allah. Bulamazsınız yani, daha doğrusu ev de bulamazsınız. Dükkan da bulamazsınız. Peki buna çözüm ne yapmak lazım? Neden geliyor bu çözüm? Daha ben, bak ben sana söyleyeyim. Ben Karardın'da oturdum 2,5 lira 6 ay. 2,5 lira da verdim aşağı aşağıda Kadir ve Vakası'nda oturdum. 2,5, bak 5 lira benim vardı. 6 lira da yol parası. 12 lira senelik bir vatandaş olarak vergim vardı. Ayda da 240 lira para kazanıyordum karayollarında. Şimdiki durumla, şimdiki bakıyorum ki sizin gibi gençler evlenmek mümkün değil. Ben 500 liradan evlendim. Gümbür gümbür düğün ettim. Kalasıyla, belasıyla, yedi belasıyla. İşte bunların hepsi yer sorunu var. Yer sorunu çözülmesi lazım. Evet. Yer yok. Memleket pahalı. Memleketin yani başka yere artık gitmesi lazım. Yani açılması lazım. Tabii. Yani yatırım yok. Yatırım yok. Nüfus artışına cevap veremiyor. Tabii veremiyor. Nüfus artışı çok. Peki. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sizin için.